Yayınımıza devam ediyoruz. Buyurun efendim. Yani ne yapmamı istiyorsun? Nasıl bir görseniz. Bir konu. Veya müzik. Sebebe sarıyorlar ama Moşya hikaye değil. Mehdiyet hikaye değil. Yani dünyayı ayağa kaldırıyor Allah. Bu kadar insan ölüyor. Yeri yerinden oynatıyor Allah. Yani basit ekonomik tedbirlerle falan meselelerin düzelmesi mümkün değil. Mesela insanlara sevgisizlik ruhu geliyor. Bu gelen ahamlar devleti yöneten ahamlar İsrail'de. Devlet bu kişilere göre yön alıyor. Yani yine biraz daha haham var. Yani toplam bir efendim 12 kişi falandır belki. Asıl temel yönlendiren kişiler onlardır. Yani dış politikayı, iç politikayı yönlendiren onlardır. Yani, tabii 70'ler meclisi olarak varlar. Asıl 70 kişiler ama ana çekirdek 12 kişi falan oluyor. Buraya gelenler de en seçkin hahamlar. Yani devletin zeminde yöneticileri onlar. Asıl yöneticiler onlar. Hükümet onlara göre şekil alıyor. Fakat mesela diyoruz ki sevgisizlik adamlar bayağı bir yazı yazıyorlar. Sevgisizliği ifade eden. Bu sevgisizlik hakim olmadan mehdiyet çıkmıyor. Mehdiyet hakim olmuyor. Yani mesela bu bizim gelen yazılar oluyor. Bakıyoruz bayağı sevgisiz ifadeler. Bu mehdiyetin şartı.
Sevgi dolu ifade olursa çıkmaz Mehdi. Yani mesela bu şu savaşlar olmasın, şu dehşet Irak ve Suriye'de Mehdi çıkmaz. Yani tedbir alıyorlar tabii, iyi niyetle geldiler buraya misafirler. Hakikaten sebebe sarılmak lazım ama hiç alakası yok. Doğrudan dindar olmakla alakalı. Şimdi bak, kutsal mescidin yapılmasını dünyadaki bütün Museviler istiyor. Bütün Mason localar istiyor, tamamı istiyor. Ki dünyanın en büyük teşkilatlanmasıdır Masonluk. Bütün tapınak şövalyeleri istiyor. Ama zaman gelmeden olmuyor. Ama zamana doğru, o zamana doğru gittiğimizde açık açık görülüyor. Yani olayların sıklaşmasından anlaşılıyor. Mesela o kapı tarafında oturan haham, hiç İsrail'den çıkmayan bir haham. Yani çok ünlü bir haham. Büyük hahamlar yetiştiren hahamdır. Yani İsrail'in ünlü hahamlarını yetiştiren haham. Hayatında ilk defa çıktı, benim için geldi buraya. Allah razı olsun. İlk defa. Bak, bu kadarlık ömründe hiç Kudüs'ten dışarı çıkmamış bir insan. İlk defa çıktım. Sırf bu konu için geldim diyor. Dünyanın en ileri elektronik teknolojisini geliştiren insanlar bunlar. Yani dünyaya hizmet veriyorlar. Yani dünya o İsrail'deki o teknolojiyi almaya çalışıyor. Aham Hollander 1950'li yıllarda dünyada bilgisayarı ilk geliştiren ekibin içerisinde. Tabii. Aham Stein, o köşede oturan, yaşlıca olan Aham, bugüne kadar hükümete pek çok konuda baş danışmanlık yapmış birisi. Halihazırda İsrail devletinin nasıl diyelim, derinden mi diyelim, dipten mi diyelim, yöneten esas ekiptir. Evet. Bu Cumhur'a profesör gönderin. Tamam, inşallah. Bugün konuştum, ben yakını göreceğim inşallah. Biraz soğuk algınlığı geçiriyor. Şimdi evet. O kısmı anladım, bana bilgi geldi zaten de. Evet. Bu rahatsızlık biraz ağır. Bir profesör gönderseniz iyi olur. Kutsal topraklar bırakıp gelmek öyle bir baş aham için çok hayati bir şey. Fevkalade bir şey olmasa, yani olağanüstü üstü olağanüstü bir şey olmasa çıkmıyorlar. Evet. Çok mühim olduğu için çıktım dedi. Evet. Ben Ankara'dan gelmiş herhangi bir Türk vatandaşıyım. Hoca değilim, alim değilim. Ama Allah'tan korkuyorum. Ama olayların gelişmesine bak. Dünya masonluğu ayakta. Tapınak şövaleleri ayakta. Sanhedrin ayakta. Herkes Moşiyah'ın geldiğini konuşuyor birbirlerine. Her yerde kulaktan kulağa fısıldıyorlar. Ve durdurulamıyor. Adamlar bağırıyor, çağırıyor falan. O mescitle ilgili düşündükleri yanlış. Yani çok kalabalık kitle ziyaret edeceği bir mescit olmaz. Yani çünkü o yapılacak mescit çok kibar, çok kaliteli, klas bir mescit. Her yeri altın, her yer sanat eseriyle dolu. Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın sarayı da öyle. Öyle akın akın ziyaretçi sarayına ziyaretçi gelecek bir o ancak televizyonda gösterilebilir, bazı ziyaretçi temsilcilerine gösterilebilir, o şekilde olur. Yoksa orada mescit olmaktan çıkar,
Orası da saray olmaktan çıkar. Öyle şey olmaz. Önce ahşap kaplamaya, ahşap kaplamanın üstü böyle ince de değil de kalınca tamamen som altından kaplanıyor. 24 ayar altın. Yani duvarlar komple altın. Yani blok altın. Kadehler en ince sanat ürünü. Kristal kadehler. Çatallar, kaşıklar hepsi özel. Sarayı da öyle. Yani Afrika'dan her çeşit hayvan getiriliyor. Sarayda özel onların bakımları ayrı. Ora sembolik yani öyle önüne gelenin gelip ziyaret edeceği gibi değil. Bir de sandığın, kutsal sandığın bulunması çok önemli. Çok hayat. Allah onu 8 melek taşıyor diyor şu an. Ayet var. Kur'an'a 8 melek tarafından korunuyor. Sırf Mehdi'nin çıkışı için saklanıyor. Bak düşün. 3500 yıldan beri saklanıyor. Ama çıkma, saklama sebebini bak 8 melek de koruyor. Niye koruyor biliyor musun? Mehdi'ye sandığı götürebilmek için. Yani ona emanet edebilmek. Bak Allah 8 meleğe görevlendirmiş. Sırf Mehdi'ye sandığı emaneti versinler diye. 8 melek. Ya Kur'an'ı dikkatlice incelemiyorlar. Dolaylı yoldan Mehdi'ye işaret eden kısımları da çıkaralım. Bayan, hoş geldiniz. Aslanım, hoş geldiniz. Sibel Hanım, hoş geldiniz. Bak, hemen bilgisayarın başına geçiyor. O cahil kafasıyla ne aklına gelirse yazıyor. Onu kim yaratıyor? Onu da Allah yaratıyor. Moşiyah'ın, Mehdi'nin geliş amacı zaten böyle kirli tipleri temiz hale getiriyor. Kömürü elmas haline getiriyor. Mesela şu an Kudüs çok kirli, çok bakımsız. Her yeri bakımsız. Kudüs'ü Mehdi cennet gibi yapacak. Kudüs'e gelen böyle daha ilk girişinde gözleri kamaşacak. Ama kıyamette yakın, kısa bir süre sonra da Kudüs'le dahil her yer darmadağın olacak. Eğitim konusundan bahsettiler. Biz her şeyi yapıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Bunu ancak siz başarabilirsiniz. Kardeşim, televizyona çıkarttı geçen gün. İranlı Şiiler çıkarttılar. Türkiye'den de Ehl-i Sünnet'in önde gelenler çıkarttılar. Akıl almaz sevgisiz tipler. Böyle akıl almaz bir gaddar uslup var usluplarında. Gözlerinden sevgisizlik akıyor ve birbirine çok kaba ve sertler. Ya kimle kapışıyorsun sen? Şii dediğin nedir? Hazreti Ali'yi sevdiği için o kahredici azabı gören insanların yüreğindeki derin aşkı ifade eden bir topluluk. Bu kadar öfke duyacağın ne var yani? O Sünniler çok ezdiği için onları da, onlar da Şiiler Sünnilere çok büyük nefret duyuyor bir kısmı. Ama akıl almaz bir nefret. Onlar da tertemiz, normal Müslümanlar, nur gibi Müslümanlar. Aslında tarikatların serbest olması lazım. Yalnız o bir haber çıktı televizyonlarda, ona Tayyip Hoca veya Başbakan bir haber cevap vermedi. O çok vahim bir haberdi, o hükümeti çok yıpratır. İşte tarikatları şeffaflaştıracağız, mallarını işte envantere kaydettireceğiz, devlet kontrolünde olacak. Yani tarikat mensupları da işte onun kontrolörü konumunda, memuru konumunda olacak gibi. Ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Böyle haberlere anında cevap versin hükümet. Fakat şöyle olabilir, tarikatlere kalite mecburiyeti getirilebilir. Kalite yani temizlik, bakım, klaslık.
Mesela toplantı yaptıkları yerler, mescitleri falan. O olabilir. Ama baskı doğru değil. Yani çok şey olur. Tarikat ehli çok hoş oluyor. Ben eskiden konu görüşürdüm. Yani sohbete çok müştak oluyorlar. Mazlum insanlar. Tabii şeyhlerini de seviyorlar. Sevecek tabii ki, başka türlü nasıl olsun. Yani küçük topluluklar böyle. Hani sevgi topluluğu. Bir kurul oluşturulacağı, kurul tarikat ve irfan merkezlerinin şeffaflaşması, hizmetlerin mal varlıklarının kayıt altına alınması. Şeyh Hazretleri veya ağabey vefat ettiğinde tarikatın ve cemaatin mal varlığı çocukların ve yaşarsların üzerinde kalmayacak. Ama böyle de oluyordu hakikaten ya. Mesela Şeyh Efendi ölüyor, çocuğu büyük bir heyecanla kudurmuş gibi bütün malımı üstüne yaptırıyor. Gidiyor Fransa'da kendine ev alıyor. Tıksırıncıya kadar yiyor milleti, Müslümanların harcadığı malları, paraları. O dehşet verici bir sonuç oluyor yani, çok ürkütücü oluyor. O yönde haklılar da. Servet Aktaş, iyi de zaten Anadolu'nun mason olduğunu kabul ediyor. İnkar etmiyor ki, bunda sorun olan ne? Onun derdi modern İslam'ı yaygınlaştırmak. Nasıl yani? Hani birileri dinler arası diyalog diyordu ya. Şimdi Anadolu'nun bir benzerini söylüyor. Maşallah, subhanallah. Dinler arası diyalog. Çok acayip bir laf ya. Diyalog ne diyalog yani? Ben şimdi konuşuyorum, bu insan diyalog mu yapıyorum? Yani Hristiyanlarla Müslümanlar arkadaş olur, görüşür, sohbet eder. Hanımlarla evlenir, hanım olursa evlenir. Musevilerle ticaret yapar, yemeklerini yiyebilirsiniz diyor Allah. Evlenebilirsiniz diyor. Böyle bir bağlantı var. Bu diyalog mu? Net net demek diyalog yani. Yeni yeni şeyler türetmeye gerek yok. Sizin dinle Müslümanlık alakanız ne acaba? Onu anlamak gerekir. Ya kardeşim, ben sana dini ispatla mükellef değil mi ki? Ben dindarlığımı, takdiri sana bırakmıyorum ki, sen Allah değilsin. Benim dindarlığımı takdir edecek olan Allah'tır. Evet. Sen ne alaka? Sen ahirete gideceksin. Ya cennete ya cehenneme gideceksin. Zavallı bir insansın. Sen öyle bir hesap yapma, sorgulama yetkin yok. Ben Allah için İslam'ı anlatıyorum. İsrail'le Türkiye'nin dostu olması çok hayati. Niye düşman olalım ya? Dost oluruz. Ama yapamazlar. Yani böyle uğraşıyorum ama yapamazlar. Çünkü bu görev Moşia verilmiş, Mehdi'ye verilmiş. Şimdi hakikaten çok gayret ediyor ama olmaz. Mesela her gün adam bıçaklıyorlar İsrail'de. Her gün bana yazıyorlar, ya hocam bir şeyler yap. Tamam, söylüyorum, açıklıyorum. Büyük günaha giriyorlar, zulümdür. Yapar, yine yapar. İlla ki Moşia Mehdi. İnşallah. Mesela bak, Hazreti Süleyman'ı mescidini yapmayı düşünüyorlar. Yapamazlar. İlla ki Mehdi başında olması lazım. Onun o zevk ve estetik anlayışı oraya hakim olması lazım. Çok kaba olur yani. Ve yapamazlar. Zaten kaderde yok, yapamazlar. Çünkü kaderde onu Mehdi yapıyor. Hadi yaptığını düşünelim. Hazreti Musa'nın sandığı gerekir. Kutsal sandık. O Mehdi'ye açılacak bir sandık. Yine yapamazlar. Hocam, bu meyve suları markası ne yani? Bu satılmıyor mu dükkanlarda, marketlerde? Daha fazla alalım ya. Çok fazla alalım da dolduralım her tarafı. Taklar bu kafayı bunu. İsrail nefretini Müslümanlığın bir gereği zannediyorlar. Onu ibadet gibi görüyor. Peygamber soyunu dünyadan yok etmeyi şeytan kafasına koymuş. Bazı tipleri vesile ediyor. Bir de niye ufacık bir İsrail'e kafa takıyorsun? Niye Rusya'ya kafa takmıyorsun? Milyonlarca Müslümanı öldürdü Rusya, hadi git. Yüz milyonlar hesabıyla Müslümanı şehit etti. Türk ve Müslümanı. Aynı şekilde Amerika 10 milyonlarca Müslümanı şehit etti. Niye gidip ona kabadarlık yapmıyorsun? Çünkü sıkıyor. Değil mi? Korktuğundan tırs,
Ama gariban gördüğünü, sayısı az gördüğünü git üstüne çökmeye kalk. Bu yiğitlik değil. Eğer kabadayıysan bir göreyim, git Rusya'ya kafa tut. Amerika'ya bir kafa tut. Fransa'ya, İngiltere'ye bir kafa tut da bak bakalım boyun ölçüsünü nasıl alıyorsun. Yani kim için söylüyorum? Genel söylüyorum. Selda Hanım nasılsınız? İyiyim Adnan Bey, siz nasılsınız? Maşallah. Gün geçtikçe daha güzelleşiyorsunuz. Maşallah. Teşekkür ederim, maşallah. Beyza Hanım nasılsınız? Çok iyiyim Adnan. Ya bir herkese bir stres, bir gerginlik. Allah Allah. Ne yapacağım, ne çekiniyorsunuz Allah ya. Böyle bütün el ayak kasılmış vaziyette acaba ne diyecek? Delilik yapmam. Yapmam. Yapmam deyince yapmam. Allah Allah. Hayır, özelde ayrı. Yapmam diyorsanız daha tehlikeli. Oh, oh, daha ne? Çalışıyorsunuz kendinize. Ya relaxing, relaxing. Zaten Yahudi olduğu her halinden belli ama peşinden de gidiyorlar diyor. Şahin Çam. Beni kastediyor değil mi bu? Galiba. Şükrü Güven, İsrail'in Kürt devleti kurulmasını destekleriz demesine ne diyorsunuz Sayın Muhtar ve konuklar? Bir komünist Kürt devleti, yani PKK'nın komünist Kürt devleti kurmasını İsrail istemez. Onu resmi ağzından da açıklattırabiliriz. Evet. Ama mesela ne bileyim, Barzani bölgede bir devlet kurmak istiyor da, herkes de kabul ediyorsa, kanun hukuka uygunsa, biz de kabul ederiz. Ama PKK'nın bölgede bir devlet kurmasını biz istemeyiz, İsrail de istemez. İstemez, artı isteyemez de yani. Ama bir resmi açıklama yaptırabiliriz bu konuda. Böyle bir şey duydunuz mu? PKK'ya devlet kurduracağız orada diye. Hayır, PKK olarak değil. Haber vardı, okuyabilirim. Oku. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaket, bağımsız Kürdistan'ın zamanı geldiğini ifade ederek, tüm gücümüzle Kürt devletinin arkasındayız dedi. Radikal gruplara karşı İsrail ve Kürtlerin çıkarlarının ortak olduğunu söyleyen Şaket, Kürtler insan haklarını iyi koruyor, kadına değer veriyor. Bunun yanı sıra asil ve barışçı bir millettir. Orta Doğu tarihinde hiçbir millete saldırdıklarını görmemiştir, vurgusu yaptı. Ama bunu açıklık getirsin yani, PKK'yı mı kastediyor? Türkiye ile İran arasında demiş. Türkiye ile İran arasında. Ne demek o? Yani Allah'ın Türkiye'yi kapsamayacak şekilde mi acaba? Ha, onu netleştirsin. Evet. Haberi bir daha oku. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaket, bağımsız Kürdistan'ın zamanı geldiğini ifade ederek, tüm gücümüze Kürt devletinin arkasındayız dedi. Radikal gruplara karşı İsrail ve Kürtlerin çıkarlarının ortak olduğunu söyleyen Şaket, Kürtler insan haklarını iyi koruyor, kadına değer veriyor. Bunun yanı sıra asil ve barışçı bir millettir. Orta Doğu tarihinde hiçbir millete saldırdıkları görülmemiştir. Vurgusu yaptı. Canım, PKK ise kastettiği, PKK saldırıyor. Tabii. On binlerce askerimiz şehit etti. Halen de saldırmaya devam ediyor yani. Kadına değer veriyor, dağa kaldırıyor, kızları hayvana çeviriyor. Sakallı, bıyıklı, maymun gibi olmuş çocuklar yani, mahvetmiş. Değer verme öyle mi olur? Hepsini katil yapmış çocukların. Kız çocuktan dağa kaldırıyor, hepsini katil yapıyor. Orangutan gibi olmuşlar, kadınlıktan çıkmışlar. Böyle mi kadına değer verilir? O konuyu biz bir mektup yazalım. İnşallah. Yani durum bu değil. Siz neyi kastettiniz diye açıklık getirelim konuya. Eğer yani yanlış anlamdaysa düzelttirelim. Ama bir kafasında ideal var da o ideali kastediyorsa, ya PKK'nın dışında bir ideal, onu açıklaması gerekir. Sen tanıyor musun Adalet Bakanı'nı? Yok hocam, tanışmadım. Yarın yazı yazın. Kime yazalım? Abraham Sonlar'a yazalım. İşte Sanhedrin'e yazabiliriz. Kimden sonra? Bulunur o yani, birisine sorabiliriz. Yahut Netanyahu direkt kendine sorulabilir. Bunu açıklık getirsin. Adalet Bakanı'nın fotoğrafı var, görselerim. Bakayım. Yanlış bilgilendirmişlerdir.
çocuksu yani yüzündeki ifade. Ben zannetmiyorum detaylı bilgisi olduğunu. PKK'lar gidip kafasında doldurmuş olabilirler. Biz detaylı bilgi gönderelim. Bir daha açıklama yapsın. Bu akşam mektup hazırlayalım. Irak Kürdistan'ı kastediyorsa yani Barzani mükemmel bir insan. Yani o bizim hoşumuza gider. PKK'yı desteklemesi mümkün değil. Ona açıklık getirsin, söylesin onu ya. Yani PKK'ya karşıyım desin, evet. Zaten konu biter. Yani sadece onu açıklasa yeter. Tamam. Evet, inşallah. Yani bu sözün PKK'ya yönelik değil desin, PKK'ya karşıyım desin. Onlar Türkiye'ye resmi davetleme gelebiliyorlar. Evet, inşallah. Biz çağırsak özel gelemiyor değil mi? Acayip. Fanatik açıklamaları olmuş bu bakanın, doğru mu? Filistinli anneleri de öldürmek gerektiği gibi. Filistinli anneleri de öldürmek gerektiği şeklinde bakan böyle bir açıklama yapmamış. Bize bunu anlatmışlar. Rica etmişler düzeltmemiz için. Yani benim düzeltmem için özel rica etmişler. Erdoğan'ın danışmaları yanlış aktardığını söylemiş bakan. Hanım kız. Ben böyle bir şey söylemedim demiş. Ve bizim düzeltmemizi rica etmiş. Ben de şu an söylüyorum. Bu bakan hanımın böyle bir ifadesi yok. Yani annelerin de öldürülmesi gerektir diye öyle bir ifadesi yok. Kastettiğim diyormuş, Irak Kürdistan diyormuş bu bakan hanım. Evet. O zaman tamam, bir şey dediğimiz yok. Hocam, İsrail'in tarihte kime iyi dokunmuş ki? Bildikleri en iyi şey işgal ve cinayet. Mavi Marmara'yı unutmadık. Türk Mesut Erbil. Ya kardeşim tamam, doğru, çok fazla katliamlar yaptılar şey. Ama bakın iyiye doğru gitmek istiyorlar. Hahamlar devredeler. Yani biz diyor işte oradaki insanlara üniversite açalım, iyilik yapalım, barış olsun. Sen illa katilsin, pisliksin, ahlaksızsın, zalimsin, senden konuşulmaz dersen, Allah vermesin, köşeye de sıkıştırırsan can havliyle karşı atağa geçer. Kendini de yakar, seni de yakar. Bu yanlış. Yani Allah bela getirir o zaman. Yani bu, yani yaptıysak özür diliyoruz diyor adam. Daha ne desin yani? Düzeltelim diyor, dost olalım, kardeş olalım diyor. Buraya gelenler zaten devleti yöneten insanlar. Yani bura, asıl devleti yönetenler buraya gelen kişiler. Yani hükümet onlara göre hareket ediyor. Güzel yaklaşana güzel yaklaşmak lazım. Kötü de yaklaştı, güzel yaklaşırsan güzel yaklaşır. Merhametle yaklaş ya, şefkatle yaklaş. Bu kin, intikam kafasından, yani böyle olmaz. Gelmek istiyorsun. Şuraya bir sandalye getir, o gel otur. İsrail'in bütün açıklamaları Irak Kürdistan içinmiş. Yani PKK'yı destekleyen hiçbir ifadeler olmamış şu ana kadar. İsyanım var. Adnan Hoca'daki bilgi paha biçilmez ama bir şey merak ediyorum. Sizi esas etkileyen kısmı nedir? Ne demek istiyor acaba? Bize mi soruyor? Ha, size soruyor. Evet, Allah'a olan samimiyetiniz. Evet. İnşallah. Kardeşim hep nefret. Mısır'dan nefret ediyor. Yunanistan'dan nefret ediyor. Rusya'dan nefret ediyor. Rusya'ya sıkıysa bir savun şimdi. Rusya'yı bir savundum, cinnet getirdiler. Yunanistan, İran'a hiç laf söyletmiyorlar. İran, onlar sapık babık falan değil, abuk subuk laflar ediyorlar. Ya kardeşim bu sevgisizliğiniz nedir ya? Tavan yapmış artık. Sakinleşin ya, şöyle bir halim selim olun. Güzel gözle bakın, etrafı güzelleştirin. Çirkin bir şey varsa on misli onlar daha da çirkin yapıyor. Bir şey kırılıp yıkıldıysa tamamen tuzla buz ediyor, böyle olmaz. Tamir eden olacaksınız, İnşallah. Düzelten olacaksınız. Geçen gün mesaj yazanlara dediniz ki bir tane sevdiğiniz komşu ülke söyleyin diye bütün mesajlar kesildi bu ara. Evet. Bir daha. Geçen gün mesaj yazanlara, yani eleştirenlere, nefret dolu söylem yazanlara dediniz ki bir tane sevdiğiniz ülke söyleyin, komşu ülke ama dediniz. Mesajlar kesildi.
keratalar uçuyorlardı böyle, köfteler. İki şart koştum ama çok ağır şartlardı. Biri çirkin hanımlar yazmasın dedim. O çok dokundu. Evet. İkincisi bana sevdiğiniz bir ülkeyi söyle. Oho! Uruguay, Paraguay falan. Bak Şaket diyor ki, bakan bu sevimli kız. Hayır, ben böyle şeyler asla söylemem. Bu benim inançlarıma da aykırı. Hiçbir ölümü tasvip edemem. Keşke savaşlar olmasa ve kimse de ölmese diyor. Çocuğa iftira yok. Biz burada varken iftira ettirmem. Sizin mason olduğunuz tamam. Da asıl konu şu, masonlar da Adnancı oldu. Emrinizdeyiz falan diyor. Hakan'ın filmi var mı? Yeni. Sorum hazırmış şu an. Ya ama bu Cüneyt Arkın'dan daha Cüneyt Arkın oldu ya. Bülent'in bir filmi aradım. Bakalım. İşten değil. Sevdiğim kadın bir başkasının karısı. Dayanılır mı bu acıya? Dayanılmayacak şey değil bu. Sen kendin büyütüyorsun. Hıncın mı var senin bana? Böyle alay edercesine ıstırabımı nasıl küçümseyebilirsin? Ah Şevval. Öyle bir ıstırap çekiyorum ki hiçbir şeyi görecek halde değil. Biliyorum Mübin. Fakat bu ıstırabı yenmeye gayret etmelisin. Gayret ediyorum ama olmuyor işte. Ben senin yerinde olsaydım, hatta sırdaşıma bile böyle zayıf görünmezdim. Sen yerimde olsaydın kahrından ölürdün, acıdan haykırırdın. Benim ıstırabım seninkinden az değil ki. Senin ne ıstırabın olabilir ki Şevval? Sen aşk nedir biliyor musun? Hiç aşkı tattım. Evet Mübin, tattım. Benim yüreğim de dünyanın en müthiş elemleri ve acılarıyla dolu. Ama gene de haykırmıyor, hatta gülümsüyorum. Aşkın zehri bile bana tatlı geliyor. Neler söylüyorsun sen Şehbal? Demek sen de aşıksın. Ağlıyorsun sen. Yüzünde de derin bir keder var. Bunu ilk defa fark ediyorum. Tabii, bugüne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki benim fark edesin. Ne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki benim fark edesin. Süper oldu ya. Türkiye'nin etrafı hep dargın olduğu ülkelerle sarıldı. Türkiye yalnız kaldı. İsrail'le dost olalım. Mısır'la dost olalım. İran'la dost olalım. Yunanistan'da çok gariban adamlar. Onlarla da dost olalım. Ermenistan dost olalım. Azerbaycan'la kapıları açalım. Bu sevgisizlik güzel değil. Bu uğursuzluk getirir, felaket getirir. Yanlış bu. Kozan Dağı. Yarıyor.
Dost olalım, bununla dost olalım. Adamlar Türkleri Anadolu'dan atmak istiyor. Sen neden bahsediyorsun? Kardeşim, herkese dost olmayı Allah söylüyor bize. Herkese düşman olunca ne kazanıyorsun peki? Hadi sen dediğini yapalım, herkese düşman oldun. Onda ne kazanacaksın? Yok olup gidersin. Ahirette de cehenneme gidersin. Ama benim bu dediğimde başarı kazanırsın. Önde olursun, ahirette de cennete gidersin. Allah ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. Sonra bir bakarsın seninle arasında düşmanlık bulunan kimse dostun olmuştur diye bildiriyor. Tabii ya, bak, düşman olan kişiye de iyilik yap, sana dost olur diyor Allah. Allah'ın ayeti. Bunlar bunu kabul etmiyor. Ona saldır, buna saldır, ona kız, buna kız, olmaz. Adamlar Türkleri Anadolu'dan atmak istiyor. Köfte, bunu benden öğreniyorsun. Haftalardan beri anlattım da. Benden öğrenip benim karşıma apar topar tengellenerek geliyorlar koşarak. Daha yeni öğrendi benden, bak bana öğretiyor ya. Bir haftalık bilgidir, yani daha yeni öğrendi. Hayır, anlat, ilk önce gidip kahvede bir bilmişlik yapıyor, koşarak gidiyor. En sonunda bana gelip bilmişlik yapıyorlar. Ben öğretiyorum, bana bilmişlik yapıyor. İsrail'li bakanla birini görüştürmemize gerek yok çünkü kızcağız dememiş zaten. İsrail efendim PKK'yı destekliyor da demiyorlar. Ama şöyle yapabiliriz. Bakanlar genel olarak İsrail devleti olarak PKK'ya net tavır koyabilirler. Yani demeç verdirebiliriz. Netanyahu demeç versin. Bakanlar demeç versin. Biz İsrail olarak PKK'ya şiddete karşıyız. Ya Türk milletinin gönlünü fethederler. Bu önemli. Ama İsrail'in de şimdi şu an çok düşmanı var. Biraz yalnız bıraktılar İsrail'i. Önüne gelen kabadayılık yapıyor. Yani saldırma istekleri var. Biz böyle bir dönemde İsrail'i korur kollarsak bu hem sevap olur hem de İsrail milletinin gönlüne taht kurarız. Yani çünkü zor bir dönemden geçiyor hakikaten. Bu Obama falan İsrail'e tavır aldı. Yani bir acayip durum var. Onlar da yalnız kaldılar dünyada. Bütün Arap alemi karşı. Yine Türkiye'de bunlar diyor, öbür adamlar iyice cahil. Direkt bıçaklayın falan diyor herkes. Çoluğuna çocuğuna bıçak verip adamların üstüne gönderiyor. İşleri çok zor. PKK yöneticilerinden Behzat Ozat, CHP'nin son zamanlardaki tutumuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Fotoğrafı da gösterebiliriz. CHP baştan itibaren Kürt sorununa doğru temelde yaklaşmış olsaydı, şu an AK Parti değil CHP iktidar olmuş olacaktı. Şu anda CHP ve HDP Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti olmuş olacaktı. Kardeşim, Kürt sorunu değil, Türkiye sorunu var, bölge sorunu var. Herkes fakir,
Herkesin demokrasiye ihtiyacı var. Bunlar diyor ki Kürtlerin demokrasiye ihtiyacı var. Özgürlüğe ihtiyacı var. E bizim yok mu? Herkesin ihtiyacı var yani. Çok egoistçe bir laf o yani. Dolayısıyla Kürt sorunu değil yani. Türkiye sorunu vardır. E onu da siyasetçiler ellerinden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyorlar. İsrail'in PKK'ya karşı olduğunu net açıklatalım. İnşallah. O önemli. Çağıranlar bir süre sonra hem İslam'ın yayılışını görecekler hem Mehdi'yi görecekler. Bayağı şaşırırlar Allah'ım. Yazıkları falan da akıllarına gelecek. Allah'ın böyle nasıl sessiz sessiz, sakin sakin uygulama yaptığını gördüklerinde çok hayret edecekler. Bak alttan alta Allah yavaş yavaş Mehdiyet'i geliştiriyor. Bütün dünyanın gözü önünde. Hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Ya kaderinde engellenmesi yok. Bağıran, çağıran, hoplayan. Mesela ne kadar büyük bir güç ya düşün. Darwinizm Mehdiyet'in karşısında, Masonluk karşısında, tapınak şövalyeleri karşısında. Musevilik de karşısındaymış gibi görünüyordu. Yani evanjelikler karşısında. Aa baktık. Hepsi Mehdiyet'in nispetine doğru giriyor. Hepsi ama. Kaderin sevkiyle aksini yapılamayan. Şimdi şu bağıran çağıran atom forvet tipler var ya. Bunlar bak şimdi en önde gidenler olacak falan bir süre sonra. Bir de bunlar da deli enerjisi oluyor bir çoğunda. Bir de bunlar herkesten fazla, hani kraldan fazla kralcı değil, öyle oluyor böyle. Ya caddelere falan yatarak falan, milleti itekleyerek falan bunlar bir görsen ya şimdi, acayip değişiyorlar.
Şimdi böyle şamata yapıyor köfteler ama çok değiştirdiler. Ya küçükken biz ayvayı Tokat'ta falan bahçedeki kaya vardı böyle. O kayayı vurup parçalardık. Çok vahşi yöntemlerle yedik böyle. Öyle bıçakla bıçakla falan diye güm güm vurdukça böyle köpüre köpüre parçalanırdı. Kavun karpuz yeme şeklimizi anlatmak istemiyorum. Tam bir vahşetti yani. Şeftali de öyle. Elimiz yüzümüzden neydiğimiz hemen anlaşılırdı böyle burnumuz. Ama şeftali insan doyamıyor ya tadına. Şahane bir şey yani. Elma ya işte bir ondan ısırıyorduk. Bir sefer bir de öbüründen bir dalında ısırıyorduk. Yani çocuk aklı ya. Halbuki onu yese bir tanesi bitecek yani. Oradan duta. Yani ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Tokat Bey bağında Habibe teyzem vardı. Ahmet eniştem ve uzun süre evliydiler böyle. Efendim çok titiz bir hanımdı. Yine orada tanıdıkları falan vardı. Ömer vardı Almanya'dan gelmiş. Hanımı vardı efendim. Latife Hanım. Onların bahçeye gittik. Eve gittik. Tek katlı evleri var. Bahçe için baktım bahçe çaka çaka domatesler dolu ama cayır cayır domates kokuyor. Biberler de acı acı biber kokuyor. Ben de bahçeyi gezdim ha. Sonra hanımefendi oralardan domateslerden, biberlerden topladı. Bahçede ateş yaktı. Kara tavayı getirdi. Güzel zeytinyağı da döktü. Önce o biberleri bir güzel hala kızarttı. Bahçe biberi kardeş. Anlatılmaz. Küçük küçük böyle çeşit çeşit. Yutkundun mu sen? Evet. Domatesleri doğru bahçede topladı bolca. Onları da güzel doğru coştun üstüne döktü böyle. Tuzladı muzladı. Kaynadı o. Güzel hala getirdi sofraya koydu. Çaydanlıkta da çay püfür püfür kaynıyor. Çaydanlığın burnuna da kağıt soktu. Hani kokusu gitmesin falan gibisinden demleyin. Efendim sonra çaylarımız geldi. Peynirler de yağlı Tokat peynir böyle. Yani buralarda öyle peynir yok. Cayır cayır tereyağı kokuyor. Çok özür diliyorum. Efendim yi babam ye Tokat ekmeğine kocaman böyle çıtır kiloluk Tokat ekmeğe batıra batıra yemiştik. Ne şimdi öyle domates var, ne öyle biber var, ne de öyle peynir var. Çok acı. Bunun yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Tokat'ta dedem kuzu keserdi kardeşim. Acı acı kebap kokardı ev. Kızarttı. Şimdiki etler saman gibi yani. Etmet değil yani. Çok acı. Fikret daldın gitti. Ya kardeşim en önemli, bak icraatımı ona hatırlatmışlar. Peynir reyonuna gittim. Boydan boya peynir dolu böyle. Buyurun abi ne istiyorsun dedi. Peynir alacaktım dedim. Peynir var mı dedim. Ama boydan boya peynir. Evet. Abi dedi peynir yok dedi. Peynir 15 gün sonra gelecek dedi. Ya. Usul bu. Bak iyi peynir mi var mı falan demedim ben. Peynir var mı o kadar. Benim Dünyalar Tatlım'ın hayvanlarının resimleri var mı sende? Gösterdi sanırım. Gösterdi. Bu hangisi oluyor? Adı ne bunun? What is name? Bonita. 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 Acayip şeker. Of 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 çeşit çeşitli. Evet. Bu yolda bulduğu bir tane köpekler. Ama evin içi Allah. Greyfurtlarıymış bahçelerinde. Ha onların bahçe greyfurt. Evet. Ama bayağı ahbap olmuşlar kedi köpek falan.
Şaşkolozluğa bak ya şekerli. Oho, ev çaka çaka dolu. Ama bu kedisi de çok güzelmiş. Kedilerin sevimli de kendine benziyor. Bu da kaplumbağası. Bu da ayrı bir numara. Evet, bu kadar. Bazıları. Ya ne tatlı varlık bu ya. Ne güzel insan. Anlan hocam, İsrail'i anlatıp duruyorsun da Filistin hakkında görüşün nedir? O masum dediğin İsrail Filistin'i vurmasına ne diyorsun? İsmi yazmış. Bizden evvel Filistin'e karşı İsrail çok acımasızdı. Hizbullah'a karşı da öyle. Yani binaları olduğu gibi aşağı indiriyordu. Halaç pamuğu gibi atıyordu. Dehşetli operasyonlar yapıyordu. Yeri göğü birbirine katıyordu. Biz devreye girdikten sonra bunlar durdu. Yani hiç duyuyor musunuz? Adeta kalkan oldu. Tabii. Hiç. Her seferinde kılı kırk yarıyorlar. Yani gelip böyle uzun uzun şey var. Şimdi Filistin'e yardım etmek istiyorlar Gazze'ye. Onun için nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz? Yani onu danışmaya geldiler bana. Kısaca görüşlerini anlattılar. Ben de tabii bilgi vereceğim yani nasıl yapmalı, ne yapmaları gerektiğine dair. Dolayısıyla iyilik peşindeler. Yani buraya gelen hanlar, bunlar dindar insanlar. Her şey iyi olsun istiyorlar. Sadaka olarak Gazze'ye iyilik yapmak istiyor. İlk defa kullandılar bu kelimeyi, hiç yapmıyorlardı. Sadaka mümine veriliyor. Bak yardım değil, sadaka, ibadet olarak yapacağız diyorlar. Sadaka ne demektir? Müslümana verilir sadaka. Yani İsrail'in Müslüman gördüğü insana verdiği bir şey. Çünkü kendi aralarında da sadaka veriyorlar. Bak İsrailli'ye de sadaka veriyor, Filistinli'ye de sadaka veriyor. Çünkü onu mümin görüyor. Bu çok önemli. Evet, dinliyorum. Bir fotoğraf vardı. Askerimizin Kürt annemizi taşırken, yardım ederken fotoğrafı. Göreyim. Maşallah. Can onlar, can. Askerimiz evliya. Annelerimiz nur. Maşallah. Helal olsun Türk askerine. Şu Gökalp'in filmini göster de Gökalp biraz açılsın şu Deli Kadir filmini. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir lan! Kerim'i arıyorum. Evini terk etti. Anlıyorsun değil mi? Paraya kıy bul onu. İstiyorum. İstiyorum. Bu bileği bükecek insan daha doğmadı anasından abi. Ama banknotu saydılar mı ciğer 10 para etmez serseriye büktürürler bileğimi. Sadece kol kuvveti, silah kuvveti yetmiyor. İyi almışsın dersini. Hayat öğretti abi. Sadece kol kuvveti, silah kuvveti yetmiyor. İyi almışsın dersini. Hayat öğretti abi. Şahane. Ya şu Bülent'in son film dehşet, onu bir daha mı görelim? İşten değil, sevdiğim kadın bir başkasının karısı. Dayanılır mı bu acıya? Dayanılmayacak şey değil bu, sen kendin büyütüyorsun. Hıncın mı var senin bana? Böyle alay edercesine ıstırabımı nasıl küçümseyebilirsin? Ah Şevval, öyle bir ıstırap çekiyorum ki hiçbir şeyi görecek halde değil. Biliyorum Mübin,
Fakat bu ıstırabı yenmeye gayret etmelisin. Gayret ediyorum ama olmuyor işte. Ben senin yerinde olsaydım, hatta sırdaşıma bile böyle zayıf görünmezdim. Sen yerimde olsaydın kahrından ölürdün. Acıdan haykırırdın. Benim ıstırabım seninkinden az değil ki. Senin ne ıstırabın olabilir ki Şehva? Sen aşk nedir biliyor musun? Hiç aşkı tattım. Evet Mübin, tattım. Benim yüreğim de dünyanın en müthiş elemleri ve acılarıyla dolu. Ama gene de haykırmıyor, hatta gülümsüyorum. Aşkın zehri bile bana tatlı geliyor. Neler söylüyorsun sen Şehval? Demek sen de aşıksın. Ağlıyorsun sen. Yüzünde de derin bir keder var. Bunu ilk defa fark ediyorum. Tabii, bugüne kadar yüzüme, gözlerime hiç bakmadın ki benim fark edesin. Ya şahane film ya, her birbirinden güzel ya. Hazreti Ali Keremullahü Vecih ferman buyurdu Resulullah'tan, mealen aktarıyor. Kaim Muhammed Mehdi kalktığında gök yağmurunu yağdıracak. Yer ekinini yeşertecek. İnsanların kalplerinden kin, haset, düşmanlık çıkacak. Yırtıcı hayvanlar evcilleşecek. Hatta bir kadın Irak'tan Şam'a, bak Irak'tan Şam'a kavganın en şiddetli olduğu yer. Evet. Tek başına yolculuk yapacak, tek başına. Ayağı otlara, yeşillikleri değecek. Çorap yok ayağında. Açık ayakkabı giymiş. Mümkün mü bu gelenekçi sistemde? Değil. Ama bak burada açık ayakkabı giymiş. Ayaklarına otlar değiyor. Başında ziyneti olacak. Baş açık. Ziynet olacak diyor. Fakat ne zarar görecek ne korku duyacak. Hiç kimse ne sarkıntılı gelecek, ne laf edecek, ne de korku duyacak diyor. Kim? Zamanında Mehdi zamanında. Kitabul Cifr, İmam Ali sayfa 475 dedem, Resulullah'tan ne duyduysa aktarmış. Çeviri ve Altyazı M.K.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferman etti. İmam Mehdi insanlara gelir, onu aşk ve muhabbetle kucaklarlar. Ali bin Hüsamettin el-Müttaki, Ahir Zaman Mehdi'sinin alametleri, sayfa 35. Allah bütün insanların kalplerini Mehdi'nin muhabbetiyle dolduracaktır. El-Kalül Muhtasar, Mehdi'l Muntazar 42. Mehdi zuhur eder, herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer, ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Kitab-ı Burhan, Fi Alametil Ahir Zaman 33. İngiliz gizli belgelerinde Kürt kabileleri İngiliz ve Fransızların diyor hakimiyetine bırakılacak. Kürdistan'da hiçbir şekilde Türk unsurundan kimse bırakılmayacak. Bir tek Kürt devleti mi yoksa birçok küçük Kürt devleti mi kurulacağı düşünülecek diyor. Şu an federasyonlar, konfederasyonlar şeklinde yapıyorlar. Sonra onları birleştirmeyi düşünüyorlar. Ama Türk bırakmayın diyorlar. 1800'de alınmış karar. Şu an uygulamaya devam ediyorlar. İngilizlerin devletinin kararlarından sayfa numarası 673, belge numarası 696, 3 Eylül 2012. Mr. Marling'den Sir Grey'e not diye altına not düşülmüş. Şimdiki durum yalnız Balkanları ve Avrupa'yı değil fakat Arapları, Ermenileri, Kürtleri ve diğer ırkları da imparatorluktan ayırmaya çalışmak olmalıdır. Bunu da yaptılar. Chatham House'un ilk kuruluşu 1919'da uzanıyor. 30 Mayıs 1919'da Paris Majestic Otel'de Round Table, yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Amaç Birinci Dünya Savaşı dünyaya yeni bir şekil vermekti. Birinci Dünya Savaşı yoluyla. İsrail Devleti'nin kuruluşuna öncülük eden, Osmanlı'yı parçalayan, Sykes-Picot haritasını çizen ve sevri yapan bu masa, yani Chatham House'tu. Chatham House bu masada yapıldı. Sevr anlaşması burada yapılıyor. Sykes-Picot haritaları burada yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu Chatham House'da belirlendi. Chatham House şu anda da Güneydoğu'yu PKK'ya verdik diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Ve ne buna diyor AK Parti, ne CHP, ne BHP kimse direnemez diyor. Aldığımız karar uygulanacak diyor. Değerli hocam, ben lise öğrencisiyim. Siz hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Ben de sizin gibi olmak istiyorum. Bana tavsiyede bulunur musunuz? İşte Allah'tan korkacaksın bir şey. Başka bir şeyden korkmayacaksın. Bir tek Allah'tan korkulur. Hocam, gördüğüm en yakışıklı mason sizsiniz. Doğru olabilir. 33 derece çünkü çok yaşlı oluyorlar. Genç 33 derece mason yok. Yani 90 yaşında, 80 yaşında falan oluyorlar. Yani bu yaşta 33 dereceli mason olan ben görmedim. Evet. Masonluk tarihinde doğrudan 33. derece olan o da yok, evet. O da yok, evet. İlk defa. Obama'yı en fazla 32 dereceden yapmışlar, evet. Mason. Evet. Onlar hep localara gidiyor. Evet, George Bush da öyle. O da localara gittiği halde, evet. Muntazam localara gittiği halde, George Bush en fazla 32 dereceye çıkarmışlar onu. Şu kovboy filmi vardı ya, o da çok önemli, onu bir seyredelim. Biraz da kovboy filmlerin sayısını artıralım. Bu katırıma güldünüz diyor, çok ağrına gitmiş diyor, bir sahne var. Bir avuçta, o önemli, onu da bir yerde çekin onun filmini. Yani bir katı veya at bir şey bulun. Yani o kovboy kasabasına benzeyecek bir yerde bulun, orada çekim yap.
Evet, her biri bir sanat eseri. Bir insana iltifat olarak eşiniz, benzeriniz yok demek doğru değil. Allah'ın eşi benzeri yoktur. Değil mi? İnsan için bu söz söylenmez. Tabut-u Sekine'yi melekler taşıyor. Hadislerde var kaç melek taşıdığı. Ayette yok. Bu tabut için Cenab-ı Allah Bakara Suresi 248'de onun hükümdarlığının yani Mehdiliğinin belgesi, bak bu çok manidar. Yani Mehdi ile ilgili delil yok diyorlar mı? Onun hükümdarlığının, melikliğinin belgesi zaten bu sırf Mehdiyet için söyleniyor. Size tabutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur, yani açıldığında insanın kalbine ferahlık geliyor. İçindeki Ruhul Kudüs'ten kaynaklanıyor. İnsanın kalbine ferahlık geliyor. Melek taşırıyor, içinde duruyor melek yani sandığın. Kutsal sandığın içinde duruyor. Açıldığında insanın kalbine ferahlık o anda hissediyor insanlar. Ve Musa ailesinden, Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız bunda şüphesiz için bir delil var diyor. Neyle ilgili delil var? Mehdiyet için delil var. Emredersin, emre, senayla. Kediciklerin Anan Hoca'yı sevdiği kadar hiç sevilemedim, hiç diyor. Wolfgang Schillinger. Hoca her insanın Mehdi'si içindedir. Hakkı bilen kul Mehdi beklemez. Kurtuluşu özünde bulur. Bazen bir yanlış bütün doğruları götürür. Mehdi senin içinde zuhur edecek zaten. Beynin içinde göreceksin Mehdi'yi. O doğru. Allah senin içinde yaratacak. Hakkı bilen kul Mehdi beklemez. Allah beklememizi söylüyor. Hakkı biliyoruz biz ama. Ne diyor ayette? Ya Rabbi bize bir melik gönder diyor müminler. Bir kurtarıcı gönder. Bu felaketlerden bizi kurtarsın, bize öncü olsun diyor. Sen Kur'an ayetini bilmiyorsun demek ki. Allah zayıf bırakılmışları önderler kılmak ister. Tabii, önderler. Evet. Ve Allah size mehdiler gönderdim diyor. Muhtedun. Evet. Mehdiler. Demek ki mehdiler beklenmiş ve gelmişler. Evet. Kurtuluşu özünde bulur. Kurtuluşu Allah'ta bulur. Allah Mehdi ile insanları kurtarıyor. İsa Mesih ile kurtarıyor. Peygamberlerle kurtarıyor. Yani müminlerin başına mutlaka bir baş geçmesi gerekir. Farzdır bu. Başsız Müslümanlık olmaz. Sana göre yok. Gerek yok. Kur'an'a göre var. İbrahim Putkıran. Aksakal İbrahim. Mehmet Salim. Saik. AKP Samanyolu TV'yi kapatıp senin gibi İsrail propagandası yapan bir TV kanalına müsaade ediyor. Yani müsaade edip etmemenin ilgisi yok ya. Kanun, hukuk var Türkiye'de. Kanunsuz bir şey olmaz, hukuksuz bir şey olmaz. Ben İsrail propagandası bırakmıyorum ki. Rus propagandası yapıyorum. Yunan propagandası yapıyorum. İran propagandası yapıyorum. Arap propagandası yapıyorum. Evet. Azeri propagandası yapıyorum, Yunan propagandası yapıyorum. Yapıyorum oldu, yapıyorum. Bütün dünyayı seviyorum ben. Ya sırf İsrail'le kalmıyoruz ki. Ya diyor Allah bir kurtarıcı istememizi istemiyor. Allah Allah. Niye göre diyorsun? Kafamdan diyor.
Nisa suresi 75'te Cenab-ı Allah diyor ki şeytan Allah'a sığınırmak. Size ne oluyor ki diyor. Allah bunların halini şaşkınlık verecek bir şey olarak söylüyor. Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Mesela Irak, Suriye, her yer. Ve bize katından bir veli, koruyucu, sahip gönder. Kim bu? Katından bir tane. Bize bir koruyucu, sahip gönder diyor Allah'a. E sen diyorsun ki böyle bir şey istenmez Allah'tan. Bunu diyeceksiniz diyor Allah. Fevkaledik durumunda İslam alemine saldırı varsa bunu diyeceksiniz diyor. Bize katından bir yardım eden yolla. Kendi kendine bak, yardım eden yolla diyor Allah. Müslüman bunun duasını yapacak. Bir sahip, bir koruyucu, veli gönder. Kimdir bu veli? Ahir zamanda İmam Muhammed Mehdi. İnşallah. Bak, katından bir yardım eden yolla diyen erkekler ve kadınlar, demek ki bunu erkekler ve kadınlar diyecek. Ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına. O çocukların sorumluluğu üstünüze olur diyor Allah. Yaşlıların, erkeklerin, kadınların sorumluluğu üstünüze olur. Yardım eden yollattırın Allah'a diyor. Dua edin. Allah size yardım eden yollasın diyor. Adına neden mücadele etmiyorsunuz diyor. Bunun adına mücadele edin ve bu yardımcıyı Allah'tan isteyin diyor Allah ayette. Ey Davud diyor Cenab-ı Allah Sad suresi 26'da. Gerçek şu ki biz seni yeryüzüne bir halife kıldık. Demek ki Müslümanın halife, bir lider, bir mürşide ihtiyacı var. Başlarında bir lidere gerek var. Öyleyse aralarında öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, yani adalette davran. En önemli görev ne? Adalet olmuş oluyor. Müslümanların başına bir lider seçilmesinden farz olduğunu bu ayetten görüyoruz. Sad suresinden 26. Mesela bak, Allah size şeytandan Allah'a sığınıyorum. Allah size Talut'u melik olarak gönderdi. Bak, peygamber değil, lider, imam. Onlar biz hükümdarla ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal ve servet bolluğu verilmemişken, halbuki gelen kişi bir Mehdi. Bak, malı yok. İlmi irfanı da belki yok. Halktan bir insan ama beğenmiyor adamlar. Bak, diyorlar ki hükümdarla ona göre daha çok hak sahibiyiz diyor. Yani şöhretle, zenginlikle, ilimle, çevreyle. Ona bir mal ve servet bolluğu verilmemişken nasıl bizi yönetmek üzere hükümdarlık, mülk onun olabilir? Allah şöyle diyor, doğrusu Allah size onu seçti. İşte Mehdi de budur. Demek ki Müslümanın başına melik geliyor, bir lider geliyor. Ve seçim de Allah'a ait. İnsanlar istemiyor bazen lideri, imamı. Bak, burada bu bir Mehdi, o asrının Mehdisi. Ama halk istemiyor. Ama buna rağmen Allah diyor ki ben seçtim diyor ve gelecek diyor. Debeleniyorlar, bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Başa geçiyor. Halk istememesi lazım. Halkın içinde müşrikler direnmesine rağmen başa geçiyor. Ve onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Yani gençleştiriyor, Allah dinçleştiriyor, bilgisini artırıyor. Allah kime dilerse hükmünü, mülkünü verir. Bak, kime dilerse mülkünü verir. Adam diyor ki bize nereden geldi bu zenginlik? Ne diyor Allah? Dilerse, kime dilerse ona mülkünü verir diyor. Allah rahmeti ve gücü geniş olandır, bilendir. Bakara suresi 247. İsra suresi 71. Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün. Demek ki her insan grubunun imamı oluyormuş. İmam olmasa nasıl çağırsın Allah ayette? Evet. Nasıl çağırsın? Demek ki her insan grubunun imamı olması farz. Evet. Farz ki o imamlarla beraber çağırıyor Allah. Nisa suresi 59. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine, yani liderlerinize de itaat edin. Müslümanların demek ki başında bir lider oluyor. Evet. Ve itaat edilmesi gerekiyor. Nisa suresi 59.
ben mi gördüm, hem de gülemedim. Yalan dünyada, hep sen mi almadın? Hep ben mi gördüm, hem de gülemedim. Yalan dünyada, sen beni görünce mutlu olsan, ben de gülemedim. Yalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalanla yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, ben de gülemedim fani dünyada. Sandım, boşuna ağladım, boşuna yandım. Yaşları gözüme kalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, ben de gülemedim fani dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, ben de gülemedim fani dünyada. Adnan kardeş, bir Müslüman olarak sizden bir tek şey istiyoruz. Madem ki kardeşiz, biz Kürtlerle Kürtler eşit olalım. Cizre Azat Zagros. Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de her gün polis ölüyor, asker ölüyor, siviller ölüyor, herkes ölüyor diyor. PKK saldırısından kaynaklanıyor. PKK çekilse hiçbir şey olmaz. Yani bunu yapan PKK zaten. Madem ki biz Müslüman kardeşiz, Kürtlerin toprağından elinizi ayağınızı çekin. Zaten Türkiye sınırları içerisindeki topraklara biz müdahale ediyoruz. Kürtlerin olduğu bölgelere bir şey dediğimiz yok. Yani hatta yardımcı oluyoruz. Değil mi? Evet. Mesela Barzani'ye yardımcı oluyoruz. Ama Türk milletine ait topraklar içerisinde sen operasyon yapmaya kalkarsan, ameliyat yapmaya kalkarsan, ben de senin bademciğini alırım. Ameliyatla yani. İnşallah. Olmaz. Türkiye'yi önüne gelen bölmeye kalkarsa, bu nereye varır ya? Adam lazım diyecek, bölecek. Türk'üm diyecek, bölecek. Kürd'üm diyecek, bölecek. Çerkez'im diyecek, bölecek. Zaten Chatham House'un, İngiliz Derin Devleti'nin istediği bu. Paramparça yapmak. Bir avuç zibidiyi ikna etmiş. Hadi Türkiye'yi bölelim, paramparça yapalım, un ufak edelim diyorlar. Yok öyle numara yani. Öyle bir şeye müsaade etmeyiz. Onun için bu arkadaş Azat mıdır, şey mi, kardeş midir, ne, kişi mi diyelim, neyse de yanlış yolda. Askeri polisen gidip kurşun sıkarsan şehit ediyorsun işte. Yani sen yapıyorsun demiyor da PKK için diyorum. Sivilleri de PKK orada vurmuş oluyor. Yahut askerle çatışırken onları kalkan olarak kullanıyorlar bazen. Mesela ateş edilen bölge, makine tüfek ateş ediliyor. Oraya birden bir sivili getirip önüne tutuyorlar. Kurşun ona geliyor. Bu PKK'nın katliamı olmuş oluyor. Alçaklığı olmuş oluyor. Polis ve asker mecbur olduğu için ev yıkıyor. Çünkü oradan askere, polise, sivillere ateş ediyorlar. Yıkıyor, adamı da yakalıyor.
Peki nasıl yapsın? Şimdi PKK orada saldırmasa asker polis niye girsin oraya ya? Yani sanki asker polis durduk yere geliyor, orayı tarıyor, tanklar durduk yere evlere giriyor diyor. Yani bu mantıksız. Bir kere orada bir PKK gücü var, cinayet işliyorlar, etrafı ateş ediyorlar, bombalıyorlar. Polis de bunu durdurmak için oraya müdahale ediyor. Ya sivil katliamı var falan, bunlar çok ayıp şeyler. Azat Zagros denen kişi mi artık, vatandaş mı? Şimdi buraya mafya bassa, biz diyeceğiz polise, diyeceğiz gelin bizi koruyun. Evet. Mafyayı çekip vurur polis. Tabii. Eğer kurtaramıyorsa, ya polise kurşun sıkıyor, halka kurşun sıkıyor, ne var ya, çeker vurur polis. Polis adam öldürdü mü diyeceksin. Can havliyle canını korumak için böyle bir konuma onu mecbur ediyorsun sen. Başka bir kurtuluş yolu bırakmıyorsun. Bacağından yaralıyor, bomba patlatmaya kalkıyor. Tek yolu öldürmek gibi gösteriyorsun. Bacağından vuruyor, el bombasını çıkarıyor bir sefer ya. Ya dur, orada dur artık. Durmuyor. Allah vermesin. Ya kim ister ölümü ya? Kim ister yaralamayı? Türk askeri polisi niye kendini tehlikeye atarak oraya girsin? Elleri yüzleri parçalanıyor, elleri kopuyor polislerin. Şehit oluyorlar çocuklar. Yani akıl almaz zor şartlarda bu cihatlarını gerçekleştiriyorlar. Sen de eleştiriyorsun. Ne yapsın? Bıraksın PKK'yı oraya işgal mi etsin? Halka haraca bağlıyor PKK. Genç kızları ailelerin yanında sürükleyerek alıp dağa götürüyorlar. Çocukları sürükleyerek dağa götürüyorlar. Yiyeceklerini içeceklerini ellerinden alıyorlar. Paralarını ellerinden alıyorlar. Dövüp küfrediyorlar. Karşı gelene kurşun sıkıyorlar. Asker polis de girip onları koruyor. Korurken ne yapıyorsun? Ne yapıyor PKK? Sivil halktan çocukları, gençleri alıyor. Çatışma olan bölgeye götürüyor. Polis ateş ediyor. Polis karşılık veriyor. Polis ateş ediyor, karşılık veriyor. Polis tam karşılık verirken çocuğu itiyor, öne geçiriyor. Ve kurşun çocuğa geliyor. Vay diyor, polis sivil vatandaşı, masum vatandaşı vurdu diyor. Çocuğun, şehit olan çocuğun cesedini de sokağa atıyorlar. Bak, çatışma yapılan yeri sokağa atıyor. Duruyor. Ya diyor, günlerden beri orada bekliyor diyor. Çünkü asker polisi yine vuracak. Ya böyle bir kahpeliği, ahlaksızlığı siz nasıl göremezsiniz ya? Ya bunu bana niye anlattırıyorsun sen? Bu nasıl bilinmez böyle bir şey ya? Haksız olduğuna değil, niye haklıymış gibi konuşuyorsun? Hayır, vicdanlı bir şey. Mesela de ki halk orada aç kalıyor de. Doğru. Yaralananların kaldırılması güç oluyor de. Doğru. Halk fakir de. Doğru. Bütün gücümüzden yardım edelim. Ama bu, böyle yalan söylersen bu olmaz. Samimiyetsizlik bu. Anamın bölgeyle ilgili en son şöyle bir haber vardı. PKK Silopi'de çok büyük oranda temizlendi ve halk evlerine dönmeye başladı. Ancak PKK'nın çıkarken evlerde buzdolabı gibi halkın ilk açacağı yerleri patlayıcı ile tuzakladığı ortaya çıktı. Halk buzdolaplarını uzaktan açıyor. Fotoğraf da vardı konuyla ilgili. İşte ahlaksız alçaklar. Ne yapacak? Mesela zehir de koyabilir bu alçaklar. Yani İngiliz derin devletinin köpeği olmuşlar. Yani köpek. İngiliz derin devletinin uyuz köpeği. Ne diyorlarsa yapıyor. Kardeşim 1800'lerde Chatham House'da toplanmış adamlar karar vermişler. Türkiye'yi böleceğiz din. Sen de ilk gibi bunun hizmetini yapıyorsun ya. İngilizlerin köpeği olmuşsun, İngiliz derin devletinin. Utan ya. Bir de bölünmek. Kardeşim niye Kars'ta otursun adam ya? Niye Mardin'de oturmaya mecbur kalsın? Gelsin İstanbul'a, İzmir'e, her yere gelsin. Adam niye pasaportla çıksın? Niye bir komünist ülkede yaşasın? Niye Stalinist bir ülkede yaşasın? Özgür bir ülkede yaşamak ister adam ya. Müslümanlığın serbest olduğu bir yerde yaşamak ister. Kuzey Kore gibi bir rejimde niye yaşasın adam ya? İnşallah.
Ya kardeşim, daha önce doğru derin devlet vardı. Azat denen arkadaş. Hakikaten eskiden dehşet saçıyorlardı. Ölüm, şiddet, büyüklük hissi, aşağılama, işkence kırıla gidiyor, doğru. Ama şu an öyle değil. Geniş, yani %99 öyle değil. Ufak tefek vakalar oluyorlar. Onu da yazın burnundan getiririz. Söyleyin, son haddine kadar kovalarız. Mesela adamı öldürmüşler, sürüklüyorlar arabayla ve küfrediyor. Ya kardeşim, ölüye bu yapılır mı? Neyin intikamı, ne kadar çocukça, çocuk değil mi, ne kadar psikopatça bir hareket ya? Anormal bir hareket yani. Ölüden ne intikam alacaksın ya? Ölmüş adam artık yani. Ceset olmuş, cesede bu yapılır mı? Ya aldılar görevini, devlet cezalandırdı. Ya korkunç bir şey bu. Yani hükümet elinden geldiği kadar titizlik gösteriyor ama dikkatinizi çeken bir şey varsa söyleyin. En ufak bir şey de hemen devlet soruşturma açıyor. Bir zulüm görürseniz söyleyin, söz bir Allah bir söyleyeceğim. Ya ben kimden çekinmem? Derin dünya devletine çekinmiyorum, PKK'dan çekinmiyorum, komünist örgütlerden çekinmiyorum, münafıklardan çekinmem. Ya tek başına bir adamım. Silahım, pusatım falan da yok. Değil mi? Tamam, gel söyle, ben savunacağım, söz. Ah severim ben seni, ah severim seni. Bu hayvan sevgisi acayip hoşuma gitti, bunun tatlılığı ya. Yani seviyordum ama kat kat daha fazla sevdim. Kediler de kendine benziyorlar. Dikkat ettim, bunun gibi bakıyor böyle acayip şeker. Ya kalbi ne kadar temiz ki. El kadar çocuk bu ya, bu ne kazanacak yani, boya masraflı onlar. Ama bak merhametine, vicdanına bak ki kıyamıyor onlara. Ya bir insan besleme kadar olur o köpekler falan yani. Çok dikkat gerektirir. Hastalandığında değil mi, veterinere götürecek, bilmem ne yapacak. Çok fazla aşısı var. Tabii. O kaplumbağasının kutudaki resmi de zaten veterinere götürürken ki resmiymiş o. Bak yazık çocuğa ya, acayip şeker. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz.